Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Evet sevgili 8. sınıflar bugün sizlerle birlikte İkinci dönem ikinci yazılı hazırlık videosunu birlikte yapmış olacağız ve artık farkındasınız ki adım adım LGS'ye yaklaştığımız LGS sayılı günlerin kaldığı bu zaman diliminde umarım artık biz Tonguç Akademi olarak sizlere çok güzel bir sene geçirmenizde yardımcı olmuşuzdur ve inşallah arkadaşlar gireceğiniz sınavda LGS'de istediğiniz liseye güzel bir şekilde yerleşirsiniz ve artık seneye sizi tabii ki 9. sınıf olarak görmek istiyoruz. E bunun içinde tabii ki yaz tatilini güzel değerlendirmeniz için 8'den 9'a hazırlık kampında arkadaşlar kesinlikle bizde olmanızı istiyoruz ve tabii ki bakın matematik kampında bu kitapla birlikte kesinlikle kampımızda sizde olun. O halde 8. sınıfta yani fen bilimleri anlamında artık ortaokul seviyesinde son yazılıya hadi bakalım birlikte başlayalım arkadaşlar. Müzik Evet biliyorsunuz ki e, öz ısıdan sonraki kısım LGS'de çıkmayacak. Tıpkı 2020'de olduğu gibi ülkemizde yaşanan bu deprem olaylarından sonra E tabii ki müfredat e, ne olarak ilk dönem müfredatının çıkacağını biz biliyoruz. İkinci dönem konuları sadece okulda gireceğiniz yazılı sınavlarınızda çıkacak konular. LGS'de çıkmayacak konular arkadaşlar. Çünkü halen daha... Hocam ben basit makinalarda LGS'de korkuyorum diyen arkadaşlarımız oluyor. Basit makinalar öz ısı ve işte enerji dönüşümlerinin olduğu kısım arkadaşlar. Elektrik kısmı LGS'de çıkmayacak bilmeyen arkadaşlarımız varsa onlara da tabii ki duyurmak lazım arkadaşlar. Şimdi... Madde ve endüstride biliyoruz ki asit ve bazlar kısmına kadar de var. Sonrasında bulunan öz ısı, ısı ve öz ısı arasındaki ilişkilerin bulunmuş oldu. ısı ve kütle arasındaki ilişkilerin bulunduğu kısım zaten artık yazılarda çıkacak bölüm. Şimdi öz ısı dediğimiz neydi arkadaşlar? Bir maddenin bir gramının sıcaklığını... Bir santigrat derece yükseltmek için verilmesi gereken ısıya biz öz ısı adını veriyoruz arkadaşlar. Yani bir santigrat derece bir maddenin sıcaklığını bir, gram, e, bir gramını arttırmak için verdiğim ısıya ben öz ısı adını veriyorum. Ve maddeler için arkadaşlar öz ısı ayırt edici bir özelliktir. Yani bir maddenin öz ısına bakarak maddenin kimliği ile ilgili bilgiye sahip olabiliriz. Bir maddeye. Isı verdiğimizde ısı ve öz ısı arasındaki ilişkiye baktığımızda arkadaşlar bir maddenin öz ısısı ne kadar büyükse o maddenin verilen ısıya bağlı olarak sıcaklık değişimi o kadar azdır. Yani iki tane madde düşünelim arkadaşlar X ve Y maddesi ilk sıcaklıkları 20 santigrat derece olduğunu düşünürsem eşit miktarda ısı verdiğimde X 30 santigrat dereceye çıkarken, Y 70 santigrat dereceye çıkıyorsa, yani sıcaklık daha fazla değişiyorsa, Y'nin öz ısısı arkadaşlar, öz ısıyı da tabii ki C harfiyle gösteriyoruz, Y'nin öz ısısının X'ten daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani bakın tek bir cümle ile ifade edecek olursak, bir maddenin öz ısısı ne kadar büyükse, verilen ısı karşısında sıcaklık değişimi o kadar az olur. Peki ısı ve kütle arasındaki ilişkiye bakacak olursak arkadaşlar. Diyelim ki iki tane e, bizim su dolu kabımız olsun. Birisi oldukça küçük birisi baya büyük olsun. Eğer bu maddeler arkadaşlar biz eşit miktarda ısı verirsek buna bağlı olarak tabii ki kütlesi büyük olan olanda e, daha fazla sıcaklık değişimi beklemek doğru olmaz. Çünkü neden dolayı burada da gördüğümüz gibi arkadaşlar kütlesi ne kadar az onun sıcaklık değişimi o kadar fazla olur yani bir cezve suyu ve aynı zamanda bir kazan suyu e aynı anda ...aynı e, enerjiye sahip olan... ...ısıtıcılara koyduğumuzda arkadaşlar... E, ...eşit zaman sonunda... ...tabii ki ne olacak arkadaşlar... ...cezvenin sıcaklığı daha fazla artacak... ...çünkü kütlesi az olan maddenin... ...sıcaklığını değiştirmek... ...daha kolay olduğu için... ...e peki diyelim ki bunların sıcaklığını... ...eşit miktarda arttırmak istiyorsam... ...o halde kütlesi fazla olanı ...daha fazla ısı... ...vermemiz gerekiyor arkadaşlar... ...peki hal değişim grafiği... ...şimdi hal değişimi zaten önceki... zaman zamanlardan biliyorsunuzdur. 5, 6 ve 7. sınıflarda katı sıvı ve gaz arasındaki şu değişimi artık çok iyi biliyorsunuzdur. Katıdan sıvıya geçmeye erime, sıvıdan gaza geçmeye buharlaşma, gazdan sıvıya geçmeye yoğuşma, sıvıdan direktmen katıya geçmeye donma, katıdan bazen doğrudan gaz hale geçmeye süblimleşme, gazdan ise doğrudan katı hale geçme ise arkadaşlar biz kıralaşma adını veriyorduk. Şimdi bir maddenin sıcaklık zaman grafiğine baktığımızda yani hal değişim grafiğine baktığımızda eğer bir Madde sıcaklığı bir noktada sabit kalıyorsa arkadaşlar orada yüksek ihtimalle ne oluyordur hal değişimi gerçekleşiyordur sıcaklığı artan bir maddenin eğer mesela biz arkadaşlar e, artan bir maddenin iki defa e, sabit kaldığını görürsem sıcaklık değeri olarak demek ki iki defa hal değiştiriyordur. Yani o halde bu madde öncelikle katı halden başlamış, sonrasında sıvı hale geçmiş. Hatta biraz e, grafiği bir şekilde arkadaşlar bakalım e, uzatacak olursak şu şekilde. Sonrasında ise gaz haline geçtiğini söyleyebilirim. Bakın mesela bu Su için hazırlanmış bir ısınma grafiği olabilir. Burada eksi 40 santigrat dereceden ısıtılmaya başlayan e, buz tanecikleri 0 santigrat dereceye geldiği anda arkadaşlar ne oluyor tabii ki? Burada artık erimeye başlıyor ve erimeye başladığı noktada burada sadece katı haldeyken bu noktalara geldiğinde arkadaşlar katı ve sıvı tanecikler birlikte bulunuyor. Çünkü bu noktada maddenin almış olduğu ısı hal değişimine gittiği için arkadaşlar bakın sıcaklık artmıyor. Sonrasında tam bu noktada arkadaşlar e, burada artık erime tamamlanmış bir durumdayken madde tamamen sıvı hale dönüşüyor. Burada artık tamamen sıvının sıcaklığının artmasının gerektiğini söylüyoruz. Ta ki... 100 santigrat dereceye kadar arkadaşlar. 100 santigrat derecede burada hangi olay gerçekleşiyor arkadaşlar? Buharlaşmanın en hızlı olduğu an olan arkadaşlar kaynama olayı gerçekleşiyor. 100 santigrat derece sıcaklığa geldiği zaman. E peki burada sıvı ve gaz tanecikler tabii ki birlikte oluyor. Ve sonrasında ise arkadaşlar yüzden sonra artık buhara dönüşen sıvı tanecikler gaz haline geçiyor. Ve buradan sonra sıcaklık ne kadar artarsa artsın tabii ki artık gazda kalıyor. Yani bunun tam tersini düşünürsek o halde de soğuma grafiği olacaktı. Bu mesela ısınma grafiği diyebiliriz arkadaşlar. Ancak şunu iyi bilin ki grafiklerde eğer bir noktada sıcaklık sabit kalıyorsa bilin ki orada madde saf madde hal değiştiriyordur arkadaşlar. Evet şimdi gelelim bir diğer ünitse olan yine bakın altını çizerek söylemek istiyorum bilmeyen karıştıran arkadaşlarımız olabiliyor halen daha LGS'de olmayan bir konu arkadaşlar e, tabii ki yazılı müfredatında var ama LGS'de çıkmayacak konulardan bir tanesi olan basit makinelerle birlikte bakalım arkadaşlar. Şimdi basit makinelerde makaralar var bizim bildiğimiz ama makaralar da aslında kendi içerisinde üç farklı e, sistemde inceleyebiliriz. Birincisi sabit makara. Sabit makara arkadaşlar bakın bir e, sabitleyici yardımıyla duvara sabitlenmiş olan yükle birlikte hareket etmeyen sadece dönme hareketi yapan makaralara biz sabit makara diyoruz. Sabit makarada arkadaşlar eğer yükün ağırlığı 40 Nifton uygulanması gereken e, kuvvetin büyüklüğü de yine 40 Nifton. Eğer 1 metre yukarı çıkartmak istiyorsam 1 metre çekmem gerekiyor bunu. Çünkü sabit makaralarda arkadaşlar hiçbir şekilde kuvvetten ya da yoldan kazanç veya kayıp yok. Aynı şekilde hareketli makaraya bakacak olursam hareketli makara sabit makaranın tam tersi durumda arkadaşlar. Çünkü hareketli makaralar makarayla yani yükle birlikte hareket edebilen makaralardır. Yani ben eğer bu cismi e, kuvveti yukarı doğru çekersem hem makarayı hem de aynı zamanda arkadaşlar yükü yukarı yönlü hareket ettirebiliyorum. Burada 40 Newton ağırlığındaki bir cismi burada bakın 40 Newtona dengelemiştik. Buradaysa arkadaşlar iki farklı kol olduğu için 20 Newtona dengeleyebiliyoruz. Yani 40 Niftonluk bir işi aslında biz 20 Nifton'a yapmış olduğumuz için burada ne vardır? Kuvvetten kazanç vardır. Yani hareketli makaralarda ve sabit makaralarda olmayan bir durum olan kuvvet kazancı var. Ama tabii ki kuvvet kazancı varsa yoldan da kayıp olması lazım. E, eğer biz bu cismi 1 metre yukarı çık çıkarmak istiyorsak ipi yukarıya 2 metre çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bakın tekrar ediyorum. Burada ne kuvvetten ne de arkadaşlar yoldan kayıp veya kazanç yokken çünkü burada sadece kuvvetin yönünü değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlıyor. Ee, burada ise kuvvetten kazanç sağlanabiliyor. Palangalar nedir arkadaşlar? Palangalar ise burada gördüğümüz gibi hem sabit hem hareketli makaraların birlikte bulunmuş olduğu sistemlere biz palanga adını veriyoruz. Ve mesela bakın burada 60 Newtonluk bir cismi biz 20 Newtonla çünkü bakın üç farklı kol var gibi düşünebilirsiniz. 20 Newtonluk bir kuvvetle dengeleyebiliyoruz arkadaşlar. Yani aslında bu noktada kuvvet kazancını daha da arttırabilecek bir bir sistem ee, burada baktığımızda hareketli makara ve baktığımız arkadaşlar sabit makara ile birlikte yapmış olduğumuz bu sistem ee, o halde. Gelelim kaldıraçlara. Kaldıraçlar da arkadaşlar ortasında bulunan destek üzerinde yük ve kuvvetin dengelenmesini sağlayan ve mesela parklarda bildiğimiz vali gibi e, aletlerin de örnek olarak verilebileceği bir sistem. E, şunu da unutmayın. Hiçbir basit makinede kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar işten e, kazanç ve enerjiden kazanç sağlanamaz. İş yapma kolaylığı sağlanabilir evet ama hiçbir zaman işten ve enerjiden kazanç olamaz. Peki hocam sadece desteği ortada olan kaldıraç türlerim var arkadaşlar. Tabii ki hayır. Çünkü kaldıraçların 3 farklı türü var. Bir tanesinde arkadaşlar destek ortada. E şöyle kuvveti yapabilirim. Diğerinde ise yük ortada arkadaşlar. Şöyle düşünebiliriz. Ve bir diğerinde ise arkadaşlar kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlar var. Mesela burada tahterevalli örneğini verdik. Makas örneğini verebiliriz. Pense gibi örnekleri verebiliriz. Burada el arabası bakın mesela ortada yükün olduğu bir kaldıraç çeşidi. E kuvvetin ortada olduğu maşa cımbız gibi aletler de arkadaşlar e yine bunlar da Kuvvetin ortada olmuş olduğu e, kaldıraç türleri olarak karşımıza çıkıyor. E, baktığımızda bunlarda da arkadaşlar mesela burada kesinlikle kuvvetten kazancın olduğunu burada kesinlikle kuvvetten kaybın olduğunu söyleyebilirim ama desteğin ortada olduğunda e, bu yük kolu ve kuvvet kolunun uzunluklarına göre ya kuvvetten kazanç ya da yoldan kazanç sağlanabilir arkadaşlar. Evet. Gelelim basit makinelerden bir diğeri olan eğik düzleme bakalım. Eğik düzlemde Kesinlikle arkadaşlar yoldan kaybın olduğu bir basit makinedir. Çünkü normalde bu seviyeye çıkmak isterken burada daha uzun bir yol kullanarak buraya çıkmış olduğum için yoldan kayıp ama buna bağlı olarak da kuvvetten kazancın olmuş olduğu bir basit makinedir. Bunu da iyi bilmek lazım. Mesela ara, e, arabaların arkasını arkadaşlar diyelim ki bir yük yükleneceği zaman ne yapıyoruz? Tabii ki e, şu şekilde buradan yukarıya doğru götürerek daha kolay bir şekilde de bunu yapıyoruz. Ee, yani aslında kuvvetten kazanç sağlayarak arkadaşlar yoldan kaybetsek de iş yapmak kolaylığını sağlamış oluyoruz eğik düzlem üzerinde. Çıkrık dediğimizde arkadaşlar çıkrık bu kuyulardan su çekmek için kullandığımız böyle daha büyük bir merdane gibi yapının üzerinde ipin sarılmasıyla daha baktığımızda büyük bir kolda kuvvet uygulayarak arkadaşlar kovayla suyu yukarı çekmemizi sağlayan bir sistem olarak Çıkrığı düşünebiliriz arkadaşlar. Çıkrık demiş olduğum gibi tıpkı burada da olduğu gibi yoldan kaybettiren ama kuvvetten kazandıran bir sistem arkadaşlar. Tıpkı eğik düzlemde olduğu gibi ama şunu tekrar ediyorum. Bütün basit makineler bakın biraz önceki gördüğümüz diğer basit makinelerle birlikte e, makaralar kaldıraçlar eğik düzlem çıklık birazdan bahsedeceğim dişli çay kasnak ve vida hiçbirinde arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle işten ve enerjiden kazanç sağlanamaz bakın bunu hoca sorar diyorum buna dikkat edin işten ve enerjiden kazanç sağlayabilecek hiçbir basit makina yoktur arkadaşlar. Evet e, şimdi gelelim. Dişli çark nedir? Dişli çarklarda burada gördüğünüz gibi arkadaşlar saatlerin içerisinde bulunan yine günlük hayatta bir sürü farklı noktada bulunan bir basit makine çeşididir. Ve bunlarda da arkadaşlar ne yapıyorlar? Sadece aslında baktığımızda hareketin yönünü ve aslında hareketin sayısını e, baktığımızda mesela diyelim ki yarı çaplarına bağlı olarak... Diş sayılarına bağlı olarak arkadaşlar hareketin yönünü ve sayısını ile değiştirebilen e nelerdir arkadaşlar? Bunlar da basit makinalardır. Eğer bu şekilde dişli çarkların varsa kesinlikle bunlar ters yönde dönerler arkadaşlar. Ancak diyelim ki dişli çarklarımız şöyle çizecek olursak. E şöyle dişli çarklar bu şekilde bağlanırsa eğer diyelim ki zincir gibi bir aletle birlikte bu durumda tabii ki aynı yönde dönebilirler. Ancak eğer böyleyse arkadaşlar bunlar kesinlikle zıt yönde dönerler. Aman dikkat edin. E Kasnaklar da aslında dişli çarkların amca oğulları gibi düşünebilirsiniz ama sadece dişleri yok arkadaşlar bunun. Ve eğer bunlar burada gördüğümüz gibi bu şekilde bir bağlanmaya uğradılırlarsa e ne olacak? Aynı yönde bir hareket yapacaklar. Ancak diyelim ki şöyle çarpı şeklinde bağlanırsa arkadaşlar bu durumda ise zıt yönde döneceklerini söyleyebiliriz. Son basit makinelerin sonuncusu olan vidaya bakacağımız zaman arkadaşlar vidada aslında silindir etrafına sarılmış bir eğik düzlem tabiri çok fazla kullanılıyor arkadaşlar vidada e bizim vidada vida adımı e, demiş olduğumuz mesafeye bağlı olarak arkadaşlar uygulanan kuvvet doğrultusunda vidanın tahtaya iniş miktarını hesaplayabiliyoruz. Yani vida adımı ne kadar büyükse ona bağlı olarak tahta içerisinde ilerleme miktarında fazla olduğu gibi durumlar e, söylenebiliyor. Burada da kesinlikle arkadaşlar yoldan kayıp ve kuvvetten kazanç olduğunu söyleyebiliriz. Genel itibariyle aslında basit makinelere baktığımızda arkadaşlar e, bu örnekleri var. Yani dediğimiz gibi makaralar iki tane sabit ve hareketli makara. Makaraların birlikte bulunmuş olduğu sisteme palangalar adını veriyoruz. Kaldıraçlar üç farklı şekilde destek ortada, yük ortada ya da kuvvetin ortada olduğu kaldıraç çeşitlerimiz var. Eğik düzlem demiş olduğumuz gibi kesinlikle yoldan kayıp olan bir sistem. Çıkrığımız e, burada bizim çizmeye çalıştığımız bir durum. Kuyulardan su çekmede kullanılan oltalarda bizim mesela balık tutmak için kullandığımız sistemlerde yine her yerde karşımıza çıkabiliyor. Dişli çarklar hareketin yönünü değiştirmeye yardımcı olan basit makineler tıpkı e, kasnaklarda olduğu gibi vidada evde her yerde arkadaşlar bir şeyleri birbirine tutturmak için e, sabitlemek için kullandığımız bir basit makina çeşidi arkadaşlar. Şimdi gelelim. Ee, enerji dönüşümleri gerçekten uzun böyle aslında biraz bilginin olduğu bir kısımdı bence bu sene LGS'de olmaması sizin açınızdan biraz daha güzel bir e, netice arkadaşlar çünkü neden dolayı çünkü burada fotosentez solunum ve enerji dönüşümlerinde fermentasyon gibi madde döngüleri gibi kavramlar var. Ve baktığımızda bunların hiçbiri size LGS'de sorulmayacak. Ve bence bu sizin için güzel bir durum olabilir arkadaşlar. Şimdi enerji dönüşümler ve çevre bilimine bakacak olursak. Bizim e, besin zinciri adını vermiş olduğumuz bir e, durum var arkadaşlar. Nedir besin zinciri? Mesela tırtıl gelir ve bu yeşil bitki yosun artık her neyse onu yer. Sonrasında kurbağa tırtılı yer. E, sonrasında e, atmaca artık neyse baykuş her neyse o gelip kurbağa yer. Yani sürekli biri diğerini yerken diğeri gelip onu yiyorsa yani doğada biri bununla beslenirken başkası o canlıyla besleniyorsa işte biz bunu arkadaşlar besin zinciri diyebiliriz. Bu besin zincirinin böyle çok daha karmaşık mesela X, Y, Z maddesi Burada diyelim bir T, U maddesi. Bu bunda bu bundan besleniyorken en altta bundan, bu bundan işte bu şekilde arkadaşlar bir sürekli karışan bir besin zincirinden bahsediyorsak biz buna besin ağı adını veriyoruz. Yani birden fazla besin zincirini böyle şematize edecek şekilde oluşturursak besin ağını oluştururuz. Şimdi ekoloji piramidi arkadaşlar bizim için önemli. Bunu da hatta ben e, şöyle hocamız kesinlikle bunu yazılıda sorar demek istiyorum. Burayı aman güzel dinleyin arkadaşlar. Şimdi... Ee, ekoloji piramidine baktığımızda ekoloji piramidinin en altında arkadaşlar üreticiler var. Mesela fotosentez yapabilen canlılar, bitkiler var arkadaşlar. Ee, ot diyebilirsiniz daha basit bir ifadeyle. Burada bitkiler enerji üretip arkadaşlar hemen bir üste bulunan otçul canlılar bakın. Bu arkadaşlara yani otçullara geyik olabilir, işte artık aklınıza ne gelirse sincap olabilir, tavşan olabilir. Bu canlılar arkadaşlar ne yapıyorlar? Üreticilerden yani otu tüketmiş oldukları için biz bunlara birinci derece tüketici adını veriyoruz. Bir üstte bulunan ikinci derece tüketici ne yapıyor arkadaşlar? O da hemen altında bulunan birinci derece tüketici olan canlıyı tüketiyor. Yani şöyle düşünecek olursam burada ot eğer buraya çekirgeyi koyarsam arkadaşlar buraya da mesela onunla beslenen bir yılan koyabiliriz arkadaşlar. Üçüncü derece tüketici ne yapıyor? Mesela kartal olabilir. O da ikinci derece tüketici olan canlıyı tüketiyor. Yani herkes arkadaşlar bakın en üstte bulunan bir alttakini tüketiyor. Bu kendinin altındakini. Herkes bir altında bulunan canlıyı tüketmiş olduğu piramide biz ekoloji piramidi adını veriyoruz arkadaşlar. Burada ayrıştırıcılara baktığımızda besin piramidinin her basamağında bulunan canlılar eğer ölürlerse veya hani bir şekilde hayatlar sona gel sona gelmiş olursa arkadaşlar onları ayrıştırıp toprağa tekrar kazandırmaya yardımcı olan ayrıştırıcılar besin piramidinin bütün basamaklarında bulunuyor. Besin piramidiyle ilgili yani ekoloji piramidiyle ilgili karşımıza çıkacak olan sorularda birey sayısının arkadaşlar yukarıya doğru gittikçe azaldığını bilmemiz gerekiyor. Yani Ot sayısıyla kartal sayısı aynı olsaydı zaten çok büyük sıkıntı olabilirdi. E, baktığımızda ee, enerji miktarı arkadaşlar. Enerji miktarı yukarıya doğru gittikçe ne oluyor? Tabii ki her seferinde %10 aktarılıyor arkadaşlar. Yani burada 1000 varsa buraya 100 aktarılıyor. Buraya 100 varsa burada 10 aktarılıyor. Buraya 1 aktarılıyor gibi düşünebilirsiniz. Enerji miktarı sürekli arkadaşlar yukarıya doğru gittikçe azaldığını, %10 şeklinde azaldığını bilmek lazım. Yukarıya doğru gittikçe arkadaşlar zehirli madde adını vermiş olduğumuz yani Biyolojik birikimin de arkadaşlar yukarıya yönlü yine e, arttığını bilmemiz gerekiyor. Çünkü besin piramidinde ekoloji piramidinde en üstte bulunan maddeye sürekli enerjiden ziyade farklı maddeler aktarılmış olduğu için arkadaşlar yukarıya yönlü yapılan harekette de e, burada piramitte en üstte bulunan canlılarda atık madde yani zehirli maddenin daha fazla olduğunu bilmek gerekiyor. Şimdi gelelim enerji dönüşümlerine yani fotosentez baktığımızda arkadaşlar birazdan tabii ki hemen burada solunuma bakacağız. Solunumdan sonra ise su döngüsü ve karbon döngüsü ve son olarak oksijen döngüsüne bakıp arkadaşlar yine ünitemizi devam ettirmiş olacağız. Evet fotosentez nedir arkadaşlar? Fotosentez yeşil bitkiler Su yosunları, siyona bakteri, öglena gibi canlıların arkadaşlar yapılarında bulundurmuş olduğu kloroplast ve klorofil gibi e, organeller içerisinde e, besin üretmesini yani havada bulunan karbondioksidi alıp arkadaşlar suyla birlikte reaksiyona sokarak Oksijen ve besin üretmesini arkadaşlar biz ne ad veriyoruz? Tabii ki fotosentez adını veriyoruz. Ve fotosentez bizim için yani canlılığın yaşamın dağımı için çok çok önemli. Çünkü biz... Canlı olarak arkadaşlar solunumda sürekli havaya karbondioksit veriyoruz ve sürekli oksijen almamız lazım. Eğer oksijeni belirli bir süre alamazsak arkadaşlar direktmen selamız verilir. Çünkü oksijen bizim için hayati öneme sahip olan bir madde. E doğada biz sürekli karbondioksit verip oksijen alıyorsak bunu dengeleyen bir durum olması lazım. İşte bu durum arkadaşlar fotosentezin ta kendisi. Yani fotosentez havadaki karbondioksidi suyla birlikte alıp arkadaşlar köklerinde dışarıya bunları kullanarak oksijen ve besin veren bir olaydır ve gerçekten çok çok önemlidir arkadaşlar. Ee, sıcaklığa Bağlı olarak değişebilir arkadaşlar. Suya ortamdaki su miktarına bağlı olarak değişir. Mesela sıcaklık uygun bir sıcaklık vardır. Ne aşırı soğukta ne de çok sıcakta tabii ki fotosentez çok daha verimsiz gerçekleşir. Eğer yeteri miktarda su yoksa tabii ki arkadaşlar bu da fotosenteze etkiler. Karbon dioksit çok fazla yoksa arkadaşlar yine bu da fotosentezin durmasına sebep olabilir. Işık e, önemli tabii ki ışık miktarı önemli. Hatta ışığın rengi bile önemli önemli arkadaşlar. Yani mesela diyelim ki bu kutu sayamam. Geçen seneden hatırlarsanız mor mesela en hızlı gerçekleşmiş olduğu renk olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani bu noktada aslında baktığımızda fotosentezin ne olduğunu ve fotosentez yapan canlıları ve fotosentezin hızını etkileyen durumları kesinlikle iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim fotosentezin tam tersi olan durum. Yani aslında bakın biraz önce su ve karbondioksit alıyorduk ve besin ve oksijen üretiyorduk. Buradaysa arkadaşlar tam tersi besin ve oksijeni kullanarak su ve karbondioksit artı enerji ortaya çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. İşte buna da biz solunum adını veriyoruz. Unutmayın ki bütün canlılar solunumu gerçekleştirir. Neden dolayı? Çünkü hayatın devam etmesi için solunum gereklidir arkadaşlar. Yani mesela bitki baktığımızda. Hocam bitki, yeşil bitki sadece fotosentez mi yapıyor? Hayır arkadaşlar solunumu da yapıyor. Ancak gündüz güneş ışığıyla birlikte fotosentezi daha fazla gerçekleştiriyor. Ama gece gündüz tabii ki solunumu da devam ettiriyor. Şimdi solunuma baktığımızda arkadaşlar... Eğer e, bu besinin parçalanmasında, şimdi besinin parçalanarak arkadaşlar enerjiye dönüşmesi lazım. İşte solunum zaten bu. Mesela biz sindirim sisteminde yedik, aldık, midemize getirdik. Sonra ince bağırsaktan emilim gerçekleşti. İşte bizim bu maddeleri ne yapmamız lazım? Akciğerlerden gelen oksijenle parçalayıp enerjiye çevirmemiz lazım. Aynı şekilde bir besin eğer oksijenle birlikte parçalanıyorsa ben buna oksijenli solunum derim. Ee, eğer oksijen yoksa ben bunu oksijensiz parçalıyorsam arkadaşlar işte buna da ne diyoruz? Oksijensiz solunum adını veriyoruz. Aslında bu kadar basit çok karmaşık değil. Ama şunu unutmayın ki. Eğer ortamda oksijen varsa ve ben oksijenli solunum yapıyorsam arkadaşlar, oksijenli solunumda, oksijensiz solunuma göre arkadaşlar çok daha fazla enerji açığa çıkartabiliyorum. Ee, burada da Bilmemiz gereken durumlardan bir diğer arkadaşlar e eğer oksijenli ve oksijensiz solunumun dışında canlılar e baktığımızda arkadaşlar ne yapabiliyor e diyelim ki yine farklı yöntemlerle de arkadaşlar enerji üretebiliyorlar mesela e laktik asit fermentasyonu etil alkol fermentasyonu gibi e yine e, fermentasyon adını vermiş olduğumuz durumlar da yine solunum gerçekleştirebiliyorlar arkadaşlar. Yani bunlarda da e, karışıklığa çok e, yoğun vermemek lazım. Bunları da bilmek lazım. Şimdi gelelim fermentasyondan sonra arkadaşlar. Bizim yine madde döngülerimiz var. Madde döngülerine de eğer bakacak olursak arkadaşlar. Şimdi burada bizim e, su döngüsü karbon döngüsü ve oksijen döngüsü olmak üzere arkadaşlar hatta e, azot döngüsü de en böyle karmaşık zor olanlarından bir tanesidir e, baktığımızda döngülerimiz var şimdi en e, kolayını aslında bakacak olursak arkadaşlar e, su döngüsüne birlikte bakmış olalım su döngüsü nedir arkadaşlar şimdi yeraltı suları denizler göller bunların hepsinde bol miktarda arkadaşlar su var ve bu su sıcaklığın etkisiyle arkadaşlar ne oluyor atmosfere doğru gidebiliyor ya da bitkiler köklerinden almış olduğu suyu terleme yöntemiyle atmosfere verebiliyor ya da işte direktme sıcaklık etkisiyle buharlaşma solunumla biz sürekli havaya arkadaşlar su buharı verebiliyoruz sonrasında ise soğuyan havayla birlikte yağmur kar artık dolu nasıl olursa olsun yeryüzüne tekrar dönmesiyle tabii ki yeraltı sularını ve akarsular denizler ve göllere bir daha karışıyor. Sonra bir daha buharlaşıyor. Tekrar yağmur, tekrar buharlaşma. İşte bu şekilde devam eden döngü arkadaşlar biz ne ad veriyoruz? Tabii ki su döngüsü adını veriyoruz. Peki karbon döngüsü nedir? Karbon döngüsüne bakacak olursak arkadaşlar e, fosil yakıtlardaki yanma olayıyla birlikte atmosfere verdiğimiz aynı zaman da solunumla bizim e, hayvanlar e, ve bizim gibi işte solunum yapan bütün canlıların havaya vermiş olduğu bu karbon dioksit gazının içinde bulunan karbonla birlikte aslında Ölü organizmaların parçalanması olabilir. Bütün durumlarda arkadaşlar sürekli atmosfere biz karbonu veriyoruz zaten. Sonrasında biraz önce bahsetmiş olduğumuz fotosentez olayıyla arkadaşlar yeşil bitkiler bu karbonu alıp tekrar ne yapıyorlar? E, geri kazandırıyorlar ve e, oksijeni ne yapıyorlar arkadaşlar? Oksijen veriyorlar. Sonra biz oksijeni aldıktan sonra tekrar karbon veriyoruz. Tekrar oksijen, karbon, oksijen gibi böyle güzel bir döngü var. Karbon döngüsünde de arkadaşlar. Şimdi gelelim oksijen. Yani aslında biraz önceki karbon döngüsünden çok da farklı bir durum değil. Çünkü arkadaşlar fotosentezde bitkilerin havaya vermiş olduğu oksijeni biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Solunum için bitkiler, hayvanlar işte bütün ayrıştırıcı canlılar hepimiz alıyoruz arkadaşlar ve sonrasında ise tekrar e, karbon diokside dönüşüyor bu olaylar sonucunda. Fotosentezde tekrar oksijen, sonra karbon, sonra oksijen sürekli yine aslında karbon ve oksijen döngüsü birbiriyle bağıntılı şekilde gelişiyor diyebiliriz arkadaşlar. En fazla sorulanlardan bir tanesi de arkadaşlar azot döngüsü. E, yani eğer diyelim ki LGS'ne çıkacak olsaydı konu olarak kesinlikle bir soru çıkacak bölümlerden bir tanesi de azot döngüsüydü. Şimdi azot döngüsünde şöyle bir durum var arkadaşlar. Havadaki azot, yıldırım, şimşek ya da azot bağlayıcı bakteriler sayesinde toprağa bir şekilde iletildikten sonra Bitkiler yardımıyla bitkiyi tüketen hayvanlarla birlikte ne oluyor arkadaşlar? Bize aktarılmış oluyor. Sonrasında ölü canlılardan da ayrıştırıcılar sayesinde tekrar havaya azot olarak veriliyor. Sonrasında yıldırım, şimşek ve azot bağlayıcı bakteriler, toprak, bitki, hayvan, ayrıştırıcılar tekrar atmosfer. İşte böyle bir azot döngüsünden de bahsedebiliyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde enerji dönüşümlerinde son bölüm olan Küresel iklim değişikliği biliyorsunuz ki dünyanın en büyük sıkıntılarından bir tanesi arkadaşlar. Çünkü sera etkisinden dolayı sürekli olarak dünyanın sıcaklığı artıyor. Ve buna bağlı olarak çok hızlı bir şekilde iklim değişikliği yaşıyoruz arkadaşlar. Bu noktada alınması gereken çok ciddi önlemler var. Mesela diyelim ki sera gazlarının azaltılması olabilir gibi. Ekolojik ayak hızıyla arkadaşlar bir canlının günlük hayatta binmiş olduğu toplu taşıması olsun, yediği ürünler olsun. Bunlara bağlı olarak ekolojik ayak, ayak izi hesaplanarak bunu daha az bir duruma getirerek de aslında e, küresel iklim değişikliği noktasında bizim kendi bazımızda yapabileceğimiz ne var buna bakabiliriz. Sürdürülebilir kalkınma, geri dönüşüm bunların hepsi arkadaşlar hem ülke ekonomisine aynı zamanda dünya olarak global olarak da arkadaşlar tabii ki dünyanın e, yararına ne yapabiliriz bunu düşünme noktasında çok önemli. Geri dönüşüm yapılabilir üretilecek ürünleri kesinlikle geri dönüşüm kutularına atarak arkadaşlar hem ham madde ihtiyacını hem de bu e, üretim tekrar yapılmadığı için boşu boşuna enerji israfının olmamasına yardımcı olabiliriz arkadaşlar hemen çok hızlı bir şekilde iki tane de e, elektrik yükleri ve elektriklenme ile ilgili bir bölüm var Burayı da bitirdikten sonra arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde sorularımızı etkinliğimize geçiyoruz ve Yazılı hazırlık videomuzu inşallah tamamlamış oluyoruz. Şimdi elektrik yüklerine baktığımızda arkadaşlar elektrik yüklerimiz biliyorsunuz ki pozitif, negatif ve nötr olmak üzere üç farklı yükümüz var arkadaşlar. Eğer iki tane madde artı artı yüklü ise bunlar birbirini iter arkadaşlar. Eksi eksi ise yine iter. Ancak artı ve eksi ise birbirini çekerler. Artı nötr bir maddeyi çeker arkadaşlar. Eksi de nötr bir maddeyi çeker. Ama nötr, nötr madde hiçbir şey yapmaz arkadaşlar. Ne iter, ne çeker. Bunu bilmek lazım. Elektriklenmeye baktığımızda elektriklenme nedir arkadaşlar? Elektriklenmenin üç farklı e, çeşidi olabilir. Bir tanesi mesela sürtünme ile elektriklenme. Mesela cam çubuk ve ipek kumaşı birbirine sürttüğümüzde artı eksi gibi yüklenirken ebonit çubukla yün kumaşı birbirine sürttüğümüzde arkadaşlar eksi artı gibi yüklenebilir. Yani sürtünmeyle normal elektrikli olmayan e, maddeleri mesela balonu kafanıza böyle e, haşut huşut şekilde böyle sürterseniz ne olur arkadaşlar? Tabii ki onda bir elektriklenme olur. ve saçınıza tuttuğunuzda saçınızı çektiğini görebilirsiniz. Temas ile derken arkadaşlar Yüklü bir maddeyi ya da baktığımızda yine nötr bir maddeye sadece getirip temas ettirip çektiğinizde bile onun yüklenmesine sebep olabilirsiniz. Etkiyle elektriklenme ise arkadaşlar. Diyelim ki bir maddeyi diğer bir maddeye yaklaştırdığınızda e, onların birbirini itip çekmesi e, sadece temas ettirmeden içerideki yük taneciklerinin hareketlenmesi noktasında e, bunun da elektrik yüklenmesine sağlayabilirsiniz. İşte etkiyle elektriklenme de budur. Mesela burada topraklama yardımıyla diye bir nötr bir madde var arkadaşlar. Burada eksi yükleri yaklaştırırsanız eksiler iyice bu tarafa gelir ve buradan toprağa kaçarsa eğer ne olur arkadaşlar? Bu cisim artı yüklenmiş olur. İşte biz buna etkiyle elektriklenme diyebiliriz. Bir maddenin yüklü mü ya da yüklüyse hangi tür maddeyle yüklü olup olmadığını elektroskop adını vermiş olduğumuz işte bu şeyle arkadaşlar aletle anlayabiliriz. Elektroskopun yaprakları eğer yüksüzse arkadaşlar bu şekilde dururken eğer yüklüyse bu şekilde açılarak durur diyoruz. Mesela bakın bu açıksa şu an eksi 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 de olabilir. Ya da artı artı da yüklenmiş olabilir. Ama e şunu unutmayın ki yüklü olduğu zaman ancak açık olur. Nötr olunca böyle durur. Şimdi mesela elektroskop, diyelim ki eksi yüklüyse arkadaşlar, getirip biz artı yüklü bir parçacığı buraya dokundurursak eksi yükler bu parçacığa doğru gideceği için arkadaşlar e, biraz daha kapanır gibi durumları yorumlayabilmek lazım. Topraklama da bir madde üzerinden eksi yüklerin Toprağa ya da toprak üzerinden eksi yüklerin maddeye doğru hareketlenmesini sağlayan cisim ve toprak arasındaki şu bağlantıya biz topraklama adını veriyoruz. Şunu bilin ki topraklama yapılan bir madde her zaman nötr olur arkadaşlar. Tabii ki özel durumlar şöyle olabilir. Mesela artı artı, artı eksi eksi gibi diyelim ki etkiyle biz bunu elektriklendiriyoruz diye düşünelim arkadaşlar. Bunu e, eksiler buraya aslında nötrleyecek ki bunlar buraya doğru geldiğinde bağlantıyı kestiğimizde artı da yüklenebilir ama normal şartlar altında hiçbir şey yokken bir maddeyi toprağa bağladığınızda onun nötrlendiğini bilmek gerekiyor arkadaşlar. Elektrik enerjisini biz farklı durumlar mesela ütü olur, fırın olur, ufu olur. Mesela bunlarda sıcakla burada da mesela ısıtmak için kullandığımız bu alette de Yine ısıya dönüşmesinde e, kullanıyoruz arkadaşlar. Fön makinesinde yine ısıya dönüştürüyoruz. Ama mesela radyoda e, ne yapıyoruz? Biz arkadaşlar ses enerjisine, e, ışık enerjisine, ampulde ışık enerjisine dönüştürebiliyoruz. E, bunlar önemli bizim için. Elektrik enerjisi üretimi noktasında da mesela hidroelektrik santraller olabilir, nükleer santraller, bir sürü farklı santrallerde elektrik üretilebilir arkadaşlar ve dinamo adını vermiş olduğum içerisinde böyle bobinlerin sarılı olarak bulunmuş olduğu alette de e, biz hareket enerjisinden yararlanarak arkadaşlar elektrik enerjisi üretebiliyoruz. Evet o halde hemen hızlı bir şekilde şimdi sizle birlikte arkadaşlar soruları çözelim bakalım. Tonguç terazinin birinci kefesine suyla ıslattığı, ikinci kefesine de aynı miktarda kolonya ile ıslattığı özdeş mendilleri koyuyor. Terazi bu şekilde dengedeyken bir süre sonra dengesi şekildeki gibi bozulur. Yani aslında baktığımızda bunun daha hızlı bir şekilde kuruduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burası ağır bastığına göre arkadaşlar. Demek ki burada halen daha çok fazla kurumu olmamış. Birinci kefedeki mendil daha çabuk kurumuştur. Hayır yanlış. Çünkü eğer bu kurusaydı bu daha yukarıda kalırdı. Daha hafif olacağı için. Eşit kütledeki kolonya Suya göre ortamdan daha az ısı alarak buharlaşır. Evet çünkü öz ısısı arkadaşlar demek ki e, suya göre daha düşük ki daha hızlı bir şekilde sıcaklık değişimi olmuş. Ve buharlaşması için daha az ısıya ihtiyaç duymuş. Yani öz ısı olarak kolonyanın arkadaşlar sudan daha düşük olduğunu gösterir. Suyun buharlaşma ısısı Kolonya'nınkinden daha fazladır. Evet, doğru. Çünkü arkadaşlar bakın burada daha hızlı bir şekilde buharlaşma olmamış. Burada daha hızlı bir şekilde buharlaşma olmuş. E o halde buradaki maddenin öz ısısı daha küçük diyebiliriz. Yani cevabımız 2 ve 3 olmalıydı. Hemen hızlı bir şekilde eşleştirmeye bakalım. Desteğin ortada olduğu basit makina işte budur arkadaşlar. Yükün ortada olduğu el arabasından başka kimse değildir. E kuvvetin ortada olduğu maşa cımbız gibi aletler kuvvetin ortada olduğu kaldıraç türü demiştik arkadaşlar. Şimdi e, baktığımızda arkadaşlar e, burada bu deneyle ilgili... Şimdi burada şekerli su varsa arkadaşlar bakın eğer biz burada e, kabın içerisinde şekerli suyu koyarsak arkadaşlar burada ne gerçekleşir biliyor musunuz? Burada etil alkol fermentasyonu gerçekleşir. E, şöyle yazalım. Fermentasyon. Etil alkol fermentasyonu gerçekleşir. Peki burada balon neden şişiyor arkadaşlar? Çünkü etil alkol fermentasyonunda burada baktığımızda arkadaşlar karbondioksit gazı açığa çıktığı için

Ee, bu balonun şiştiğini söyleyebiliriz. Çünkü burada solunum gibi olaylarda hatırlıyorsanız oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve altında biz ne demiştik arkadaşlar? Fermantasyonlar var demiştik. Laktik asit fermantasyonu ve etil alkol fermantasyonu demiştik. Şekerli suda arkadaşlar ne gerçekleşiyor? Etil alkol fermantasyonu gerçekleşiyor. O halde buradaki fermantasyon türün, e, türün etil alkol fermantasyonu balonun şişme sebebi arkadaşlar nedir? E tabi ki e, ortamda karbondioksit gazının açığa çıkmasıdır arkadaşlar. E, peki cam kap içindeki oksijen gazı miktarı nasıl değişir arkadaşlar? E, şurada baktığımızda aslında bu oksijenli bir solunum değil tabii ki. Oksijenli solunum olmadığı için aslında e, burada nispeten değişmez diyebiliriz arkadaşlar ama tabii ki karbondioksit diğer tarafta oluştuğu için çok az miktarda değişebilir diğeri, e, diyebiliriz arkadaşlar. Yani burada Unutmayın, bu fermentasyon olduğu için arkadaşlar, solunum türü olarak aslında oksijenli solunum olmadığı için biz burada oksijeni çok fazla kullanmıyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı çok değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Şimdi burada doğruysa D, yanlışsa ise Y yazmamızı istiyor. Birlikte buna bakalım. Oksijenli solunum her canlının mitokondrisinde gerçekleşir mi arkadaşlar? Hayır tabii ki gelişmemiş olan canlılarda mitokondri olmadığı için gelişmeye orada gerçekleşmeyebilir arkadaşlar. Fotosentez en hızlı mor renkli ışıkta mı gerçekleşiyor? Evet fotosentezin en hızlı şekilde gerçekleşmiş olduğu renk tabii ki mor renk demiştik zaten. Bitkiler sadece gece solunum yapar. Hayır tabii ki gece gündüz solunum gerçekleşir arkadaşlar. Bu bunu aman dikkatli şekilde bilmeniz gerekiyor. Ee, burada e, bu doğru yanlış ifadelerini iyi bilin ki bunlar yazılı da sorulabilir arkadaşlar. Baklagillerin köklerinde bulunan azot bağlayıcı bakteriler sayesinde. Azot azotlu bileşiklere dönüşerek tabii ki depo ediliyordu ve buna bağlı olarak arkadaşlar saklanması sağlanıyordu. Ekoloji piramidinde yukarı gidildikçe enerji azalıyordu. Çünkü her seferinde %10 iletiliyordu arkadaşlar. Şöyle düşünecek olursam burada 1000 dersem burada 100, burada 10 mesela 1 şeklinde. Her seferinde %10 azaldığını söyleyebilirim arkadaşlar. Evet. O halde hemen ee, burada elektriklenme ile ilgili bakacak olursak nötr ebonit çubuk e, şimdi ebonit eksi yüklenir cam çubuk artı yüklenir arkadaşlar. Yün kumaşa sürtüldüğünde e, burada eksi artı dedik. Nötr cam çubuk artı e, ipek kumaş e, e, kumaşa eksi dersek eğer Birinci deney sonrası ebonit çubuk eksi yüklü bir cisme yaklaştırılırsa arkadaşlar zaten kendisi de eksidir. O halde itmesi gerekiyor. İkinci deney sonrası cam çubuk nötr elektroskoba dokundurulursa şimdi eğer bu yüklendiyse arkadaşlar artı yüklendiyse nötr bir elektroskoba dokundurduğumuzu düşünürsek hemen şöyle elektroskobumuzu çizecek olursak şimdi eğer artı yüklü nötre yaklaştırırsam burada eksileri kendine çekeceği için arkadaşlar artı yüklenecek olan bir elektroskop olacak ve artı yükler birbirini ittiği için ne olacak arkadaşlar tabii ki e, burada açılır demem lazım elektroskopun yaprakları için bir ve ikinci deney sonrasında cam çubuk e, burada arkadaşlar ebonit çubuğu tabii ki birisi eksi birisi artı olduğu için burada da çeker dememiz gerekiyordu. Evet son etkinliğimiz arkadaşlar. Şimdi burada da hangi enerji türlerine dönüşümün gerçekleştiğine bakalım. Burada arkadaşlar elektrik enerjisi neye dönüşüyor? Tabii ki burada ısı enerjisine dönüşüyor arkadaşlar. E, çünkü ütü de alt tarafın ısınmasıyla buruşuk olan kumaşın düzeltilmesi sağlanıyor. Burada da elektrik enerjisi neye dönüşüyor arkadaşlar? Tabii ki ışık enerjisine dönüşüyor. Süfön e, fön makinesinde saçlarımızı kurutmak istediğimizde yine elektrik enerjisini biz neye çeviriyoruz arkadaşlar? Tabii ki ısı enerjisini. E, burada matkapta yine arkadaşlar elektrik enerjisini biz neye çeviriyoruz? Bu sefer hareket enerjisine çeviriyoruz e, çünkü neden dolayı e, bunun bir duvarı ya da bir e, tahtayı delmesini sağlıyor bu hareket enerjisi Burada arkadaşlar dinamo adını vermiş olduğumuz yapıda ise biz hareket enerjisini arkadaşlar bu sefer elektrik enerjisine çevir bakın şuradakinin tam tersi durum gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar umarım e, okuldaki sınavlarınızdan çok çok yüksek alırsınız ve inşallah arkadaşlar LGS e, e, girdiğinizde LGS'ye de çok güzel şekilde bütün derslerden istediğiniz sonuca ulaşırsınız ve inşallah e, istediğiniz liseye yerleşirsiniz arkadaşlar. Biz Tonguç Akademi olarak şimdiden size bol bol başarılar diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Ödüllü sorunun cevabını yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.